Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teknofest 2022'de GDH Dijital'in sorularını cevaplayan Baykar Teknoloji Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ukrayna'nın savaşa rağmen Kızıl Elma Muharip insansız uçak sistemi için motorların teslimatlarına devam ettiği bilgisini verdi. Kızıl Elma'da Ukrayna menşeili AI-25 TLT ve AI-322F turbofan motorların kullanılması planlanıyor. Farklı gereksinimlere yönelik bir adet AI-25 TLT, AI-322F veya iki adet AI-322F olmak üzere üç farklı motor opsiyonu bulunacak. Kızıl Elma için motor tedarikine ilişkin geçtiğimiz dönemde Ukrayna ile sözleşme imzalanmıştı. L-39 Albatros eğitim uçaklarında kullanılan ve yaklaşık 16,9 kN ITKI verebilen AI-25 TL üzerinden geliştirilen art yakıcısız AI-25 TLT'nin asgari olarak bu ITKI değerinde olacağı değerlendirilebilir. Düşük maliyeti, basitliği ve itkisi sebebiyle bir ilk faz motoru olarak kullanılması daha olasıdır. İkinci motor opsiyonu olan art yakıcılı AI-322F ise kızıl elma gibi agresif uçuş karakteristiklerine sahip bir uçak için çok daha uyumlu bir seçenek olacaktır. AE-322F, azami olarak art yakıcısız 24,5 kN, art yakıcıları ile 44,1 kNi TKI üretebilir ve maç birinci altıya kadar çalışabilmektedir. AE-322 hali hazırda çift motorlu Honda L-15 hafif taarruz uçaklarında kullanılmaktadır. Tek motorlu konfigürasyonların yanında kızıl elma için 2 adet AE-322F ile donatılmış bir çift motorlu konfigürasyon da bulunacak. Çift motorlu konfigürasyonun daha yüksek itkisi itibariyle daha fazla iç silah istasyonu hacmi ve yakıt kapasitesi için daha büyük bir gövdeye sahip olması muhtemeldir. Daha yüksek hızlara ulaşabilecek ve daha geniş bir muharebe yarıçapına sahip olacak çift motorlu kızıl elma, aynı zamanda bir motorun arızası durumunda diğer motorun çalışması halinde uçuşa devam edebilmesi itibariyle beko olarak da avantajlara sahip olacaktır. 10 Haziran 2022'de TAI tarafından duyurulan 26,7 kN ve art yakıcıyla 44,5 kN İTKI verebilen TF6000A-322F art yakıcılı turbofan motoru ile yakın İTKI değerlerine sahip. Defense Türk tarafından edinilen bilgiye göre TF6000'in MIUS üzerinde kullanımı gündemde. Bayraktar Kızılelma, ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak. Sonraki süreçte ise ses hızının üstüne çıkabilecek. Kızıl Elma 1.5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Hava hava, hava yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radara az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Radar görünmezliğinin ön planda olmadığı görevlerde mühimmatlar kanat altında da olabilecek. Teknofest 2022'de üzerinde kullanılması planlanan mühimmatlarla beraber sergilenen Kızıl Elman'ın altında, GÖKD o yumuşak GAN görüş ötesi hava hava füzesi, Bozdoğan görüş içi hava hava füzesi, minyatür bomba, IDF 21'de ilk defa sergilenen IIR arayıcı başlıklı minyatür bomba, KGK-82 güdüm kiti, Laçin güdüm kiti, Som seyir füzesi yer aldı bayraktar Kızıl Elma yakalama kabloları ve kanca yardımı ile kısa pistli gemilere inebilecek. Hava aracı tasarımını dünyadaki diğer insansız savaş uçaklarından ayıran unsur ise dikey kuyrukları ve önde bulunan kanart yatay kontrol yüzeyleridir. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. Aynı zamanda ağırlığını oranla yüksek kanat alanı sayesinde düşük bir stol hızını beraberinde getirecek. Düşük stol hızı, Kızıl Elman'ın kısa pistli gemilerden kalkış kabiliyetinde de büyük rol oynayacak.